Evet, yani tabiatın kızı olarak tabiatın tüm renklerini dedim üzerimde barındırayım. Renkli bir gece, çok heyecanlı bir gece. O yüzden ben de böyle renkli olmayı tercih Şimdi ettim. Finali izliyorsunuz. Ben az önce dikkatimi çekti. Böyle yani heyecandan titriyorsunuz. Ay gördünüz mü beni? Evet. Sandalyenin falan üstüne çıkmıştım. Yakaladınız mı yoksa? Ya insan gerçekten kendini kaybediyor. İnanılmazdı ve yani müthiş bir sezon bir kere. Yani herkes çok iyi. Hani kötü diyebileceğimiz şurada özellikle son dörde kalan arkadaşlar açısından. Zorlanır mıydınız konuşur. Bu kadronun içinde? Tabii ki yani kim olsa zorlanır. Gerçekten hepsi birbirinden başarılı. Yani şunu gösterdi bize Survivor bu sene. Birincisi özgür, 50 yaşın üzerinde bir insan ama inanılmaz başarılıydı. Geriden de gelse o zeka, o atış, o denge ne kadar önemli olduğunu ve 50 yaş üstündeki insanların dahi Survivor'a katılabileceğini gösteren sembol bir yarışmacıdır bana göre Özgür. Kadınlar erkeklerle yarışıyorlar ve kazanıyorlar erkekler karşısında. Yani hepsi çok dişli adamlar bir de. Ama kadınlarda da şunu gördük, erkeklerin karşısında da yenilmez bir Amazon olabiliyorlar. Türk kadını bu işte. Yani gerçekten öyle. İşte bizim Türk kadınımız. O yüzden hepsi birbirinden şahaneydi. Önümüzdeki sene o maceranın içinde olacak mısınız? Valla ben 2016'da bu maceranın içindeydim biliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir sezondu o sezonda. Biraz önce Efecan'la konuştuk. O zaman biz 2016'da beraber yarışmıştık. Karşı takımdaydı o ama dedi ki seneye böyle sıkı hazırlanıp gitsek mi acaba? Yani insan Survivor'ı bu kadar isteyeceğimi düşünmezdim ya. Sizi çok heyecanlı gördüm. Ben sahnelerdeyim işte ne bileyim ekranlardayım falan ama Survivor'da olmak istiyorum galiba. Evet olabilir ya. Neden Gündemle olmadı? İlgili bir şey sorayım o zaman ben size. Sokak hayvanlarının uyutulması, parantez içinde öldürülmesi tartışılıyor haftalardır. Herkes bir şey söylüyor, siz ne söylüyorsunuz? Korkunç bir şey. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bu orta çağ engizisyon kafasından çok acilen Türkiye'nin dönmesi gerekir. Bu orta çağ zihniyetidir. Engizisyon mahkemelerinin insanlar için ve hayvanlar için o dönemde soykırımıdır. Dolayısıyla hiçbir canlının canını başka hiçbir canlı alamaz. Hem de bu şekilde öyle uyutulmak falan en çok naif gösteriliyor. Böyle çok yumuşatılıyor. Hayır, bu bir katliamdır. İnsanları hayvanları öldürmektir. Hani merhametten bahsediyoruz, sevgiden bahsediyoruz. Sen katliamı kışkırtıyorsun. Halkı kışkırtıyorsun, hayvanseverleri kışkırtıyorsun ve akabinde öyle bir nesil yetişmesine sebep oluyorsun ki hani canları öldürmek gayet normalmiş gibi. Hayır, bizler hayvanseverler, insanseverler, doğaseverler, yaşamı sevenler ve yaşatmak isteyenler tüm bu korkunç düşüncelerin karşısında duvar gibi duracağız ve asla izin vermeyeceğiz. Efendim, bir de ama bir de lütfen yaptırımların da yani cezaların da artırılması lazım. Biraz caydırıcı olması lazım. Yani bazen diyorum ki ya, aklıma mukayyet olmam gerekiyor. Hayvanseveri içeri alıyorlar. Hayvana kıyanı dışarı salıyorlar. Yok gerçekten enteresan. Bu aşılardan sonra insanlara bir şey mi oldu? Gerçekten normal kararlar verilmiyor yani. Her şey tersine dönmeye başladı. Ben aylardır devam eden bir başka soykırım var. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım. O konuda neler söyleyeceksiniz? Aynı. O da katliam. Bu da katliam. Korkunç. Yani ben bu insanlar neden ölüyor? Neden öldürülüyor? Ya ki, yani gerçekten bazen var ya yaşamaktan utanıyoruz. Hani şu an hep beraber buradayız. Renkli bir hayat var. Eğlenceli, heyecanlı falan. Ama hayatımız zaten bu olmalı. Hepimiz dünyaya bir kere geliyoruz. Neden bu zulümler? Neden bu katliamlar? Ne için? Kim için? Yüzyıllar boyu zaten tarih boyu ne katliamlar ne zulümler olmuş. Hiç mi ders alınmamış bunlardan? Vallahi telli olmasam şu anda size sarılırdım. Canımsınız. Çok teşekkür ederim. Ağlamamak için zor tuttum ben de kendimi. Ama
yaşayalım, yaşatalım insanca, insana yakışırcasına. Yarışmanın formatını da şey yaparsak insanlıkta yarışalım o zaman. Kesinlikle. Ben zaten Survivor için şunu da söylüyorum ayrıca. Parkurdaki yarış kadar adadaki duruş da çok önemli. O yüzden herkes duruşuna dikkat edecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekür ederim. Sağ olun.